Kartı detaylıca incelemek istiyorum. Evet ama uf. Abi. Ne yaptın sen baba, ne yaptın? Gelişine sol ayak nasıl vuruyorsun oraya o topu ya? Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Başlığı görenler yok artık diyecektir ama gerçekten öyle. Yani bu sene FIFA'da oynadığım en iyi oyuncu, tüm zamanlarda oynadığım en iyi de ilk iki oyuncudan biri Roberto Baggio. İnanılmaz bir kart. Gerçekten inanılmaz bir kart. Ösemio'dan iyi mi abi? Ne diyorsun diyenler olacaktır. Saçmalama diyenler olacaktır. İyi. Gerçekten bir tık daha iyi Ösemio'dan. Çok garip bir kart. İnanılmaz bir kart ya. Gerçekten çok şaşırttı beni. Hiç bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Bugün de onun doğum günüymüş. Doğum günü de kutlu olsun. Şimdi bir kere hızlıca başlayalım. 1.74 boy 10 numara için ideal. Orta düşük çalışma oranı düşük olduğu sürece sıkıntı yok. Yani defansifi düşük olduğu için sıkıntı yok. Güzel. 5 skill move zaten mükemmel. 4 weak foot da yeterli. 2 milyona aldım. 4 maçta 7 gol 1 asist yaptı. Gerçekten inanılmaz bir kart. Division 3 galiba. Division 3'te denedim. Division 4, Division 3 arası olması lazım. Tam emin değilim. Yani galiba tam oynarken yukarıya çıktım. Son 1-2 maç Division 3 galiba. Ya inanılmaz bir kart. Gerçekten böyle bir kart yok ya. Şimdi de özelliklerine geçeceğiz. Şok etti beni. Hiç böyle bir kart olmasını beklemiyordum. Yani hızlıca bir ikon profiline bir bakalım. 1990 Dünya Kupası sırasında grup aşamasında Çekoslovakya'ya karşı inanılmaz bir gol atıyor. Giuseppe Gianni ile verkaça giren Baggio topla birlikte ilerleyerek karşısına çıkan ilk rakibini kolayca çalımladı. Ardından bir vücut hareketiyle topu sol ayağına alarak defans oyuncusunu yanılttı ve ceza sahasına doğru sağ ayağıyla içe kat etti. Baggio bu muazzam koşusunu yakın direğe doğru çektiği şutla tamamladı ve İtalya'nın galibiyetinde pay sahibi oldu diyelim. Gördüğünüz gibi İtalya'nın dışına hiç çıkmamış. Juventus, Milan, Inter'de oynamış. Kral milli takımda oynamış. Çok güzel duruyor. Fotoğrafı da güzel. Saçları da çok güzel. Oyun içindeki şey inanılmaz. Zaten bu şeyi de yaptım. İkon formasını da yaptım ya. Bu kadar ikon varken takımda ikon formasını yapmam gerekiyordu. 83 overall'lık kadro verdik formaya. Yani EA şaşırtmıyor bizi diyelim. Evet, şimdi hızlıca departmanlarımıza tek tek bakacağız. Şimdi kartın... Ben bu kartı sniper'la, keskin nişancıyla denedim. Allah aşkına onunla denemediyseniz ve beğenmediyseniz bana yazmayın. Kartı benim aldığım şeyle 10 chemistry'de, 100 kimyada, 10 numara pozisyonda ve sniper'la deneyecekseniz deneyin. Beğenmezseniz öyle yazın. Çünkü hızı yeterli. 91 acceleration, 80 spin speed 10 numara için yeterli. Şimdi şutu 99 yapıyor. Şut gücü 80 gerek yok, sıkıntı yok. Göreceksiniz vurduğu şutları. 86 uzaktan şut, sıkıntı yok. 97 volley, 99 penaltı. Tartışılabilir yani, çok kritik bir penaltı kaçırmıştı çünkü, ama evet, penaltısı da 99. Hız şut kusursuz. Pasa geliyorum. Arkadaşlar pası inanılmaz iyi. Her pası geçiyor. Şimdi zaten göstereceğim, koyacağım. Ösebio'yu inanılmaz besliyor. İnanılmaz oynuyorlar birlikte. Yani 1'de 2 oldu deli gibi gol atan adam sayısım. Ve dehşet oynuyorlar birlikte. Pasta hiçbir sıkıntı yok. Yani herhangi bir düşük ya da böyle bir tık düşük olan hiçbir şey yok pasta. Kusursuz bir kart. Şimdi dribbling. Bu kartın tartışılan 2 özelliği var. 1. 79 dayanıklılık. 2. 82 çeviklik. Hissetmedim. Yani gerçekten hissetmedim. Büyük ihtimalle 97 dribbling, 97 ball control yüzünden. Zaten sniper'ı bastığınız zaman 92, 96 oluyor. Kusursuz bir dribbling'e ulaşıyorsunuz. Gerçekten 82 çevikliği sıkıntısını hiç hissetmedim. Zaten göreceksiniz yaptığım dribblingleri. İnanılmaz slalomlar yapıyor. İnanılmaz çalımlar atıyor. Ya topu almak imkansız. Beskim ile birleşince daha da güzel oluyor. 79 stamina. Şimdi şöyle, bence sorun değil. Ama hissettiriyor. Gerçekten hissettiriyor. Yani 60'ta düştüğünü hissediyorsunuz. Oyundan değil ama staminasının çok düştüğünü hissediyorsunuz. O yüzden ileride kal demenizi ve onunla çok deli gibi pres yapmamanızı tavsiye ediyorum. Bence kartın bir numaralı zayıf yanı bu 79 staminası. Ha bir de ben şey yapıyorum. Ben genelde takımıma 3 maçta bir squad fitness basıyorum. Ama Baggio'ya genelde 2 maçta bir o tek oyunculuk fitness'ı basıyorum. Çok düşmesin diye fitness'ı. Ama gerçekten inanılmaz bir kart. Yani her maç fitness basılmayı da hak ediyor. Dehşet bir kart. Gerçekten şok etti beni yani. Şöyle hızlıca bir toparlamamız gerekirse, hızına lütfen dokunmayın. Bence yeterli. Santrafor oynatmak istiyorsanız, hani 10 numara değil santrafor oynatacaksanız da avcı basın yani. Direkten avcı basabilirsiniz. O zaman oynatacaksanız da. Yani hıza engine'le belki olabilir, dinamoyla, ama çok gerek yok bence. Ben sniper denedim, başka hiçbir şey denemedim. Bundan iyi de çok zor olur gibi geliyor. İnanılmaz bir kart çünkü dediğim gibi.
10 numara veya santrofor oynatabilirsiniz. Kanatta harcanır bu kart. Çok iyi çünkü bitirişi. Diyelim ve evet rakibimize gelelim. Local MGS, MGC. Çok iyi bir kadro. Bayağı da zorladı beni. Tebrik ediyorum onu da şimdiden. İki tane Team of the Year back'i var. Van Dijk'ı var. 3 ikonu var. Bayağı güzel bir kadroydu. Liverpool ağırlıklı bir kadro olmuş diyelim. Evet 1-0 gerideyiz bakın gördüğünüz gibi. 45. dakika. Rakibimiz Mane ile kontrol etti. Ya bir özet maç olmadığı için rakibin gollerini koymadım. Yani çok gerek yok. Essien'le burada kazanıyoruz topu zaten. Amacımız Baggio'yu incelemek. Bakın. Şu pasın güzelliğine bakın. Bakın yanında Van Dijk var ve o pasın oradan geçmemesi gerekiyor normalde. Ama öyle bir yerden veriyor ki pası. Tam geçebileceği şekilde tam ayarında pasını bırakıyor. Roberto Baggio diyelim. Evet 68. dakika hala gerideyiz. Bakın işte inanılmaz skill move'lar. Çok rahat hissediyor topla kendini. Campbell kapattı. Bakın hemen tık diye gördü. Ve evet ilginç bir glitch'le birlikte golü atıyoruz. Ya EA Sports Allah aşkına bu nasıl bir goldü ya. Özür dedim bu golden sonra rakibimden. Evet Osimhen 72. dakika. Baggio şu ana kadar 2 asisti var. Çok rahat bakın şu sol analog dribblingini inanılmaz yapıyor. Onunla ilgili bir video da çekeceğim. İnanılmaz bir plase. Gerçekten çok rahatsız ettiriyor. Şimdi game face'i ve formayı da göreceğiz. Çok da yakışmış. Gerçekten güzel bir forma. Ve işte Baggio. 10 numara kaptanlığı da verdik. Gerçekten dehşet oynadı. Bizi üst seviyeye çıkardı. Bakın şu plasenin güzelliğine bakar mısınız ya? Direğe vurmayı çok seviyor orada. Direkt hep direğe vuruyor ama direkler hep içeriye giriyor top. İnanılmaz gerçekten Roberto Baggio. Gerçekten işte in-game face'inde bir yakında görün istedim. Çok güzel yapmışlar. 10 numara duruyor zaten tipi de. Çok hoşuma gitti. Roberto Baggio diyelim. Evet şimdi 80. dakikadayız. Yine Osimhen'le açıktan koşuyoruz. Bıraktık arkaya bakın Roberto Baggio kurtardı topu yine çekti bir daha çekti ve bitiriyor. Yani gerçekten çok üst düzey bir kart çok. Ya sizi üzmez sizi yanıltmaz sizi böyle hayal kırıklığına uğratmaz. Sağ ayağı da çok iyi sol ayağı zaten çok iyi ikisi de çok iyi. Saçma bir şekilde anlamıyorum weak foot olmasına rağmen inanılmaz. Gerçekten dehşet oynuyor. Roberto Baggio'dan göreceksiniz. Hele bir son maç var arkadaşlar. Oynadığım bir son maç var. Ya bu videonun son maçı böyle bir maç yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Göreceksiniz zaten. Yani kesinlikle oraya kadar izleyip kalmanızı tavsiye ediyorum. Diyelim bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için reklamları atlamayabilirsiniz. Ya da Patreon üzerinden destek olup harcayacaklar kazanabilirsiniz. Diyelim evet ilk gol. İlk maç 2 gol 1 asisti galiba. Devam ediyoruz. Dinamo Zagreb. Ya bu rakibim için üzüldüm biraz. Belli ki yani çok iyi değil durumu. Ya da belki de ya Premier Lig görevi de yapıyor olabilir. Belki bunlar hani şeydir. Untradeable'lardır. First owned falan. Bilmiyorum. Ama sıkıntılı bir maç oldu onun için. Evet Baggio bakın çok rahat sağa çekti. Ya burada normalde önünde bir stoper var ve o topun oradan geçmemesi lazım. Ama inanılmaz bir şut yine geçiyor. Yani Roberto Baggio affetmiyor. Şimdi zaten yakından izleyeceksiniz şutun güzelliğini. Gerçekten fark yarattı Roberto Baggio takımımıza geldiği an. Bakın şu an orada aslında yani ayağını da koyuyor. Kaleci de o tarafa yakın ama Roberto Baggio affetmiyor diyelim. İmajını da inanılmaz beğendim. Saçlar falan dehşet yani. Formayla da çok yakışmış. Kaptanını da verdik. Harbiden keyifli. Evet 15. dakikadayız. Sadece golleri koymadım. Böyle bazı çalımları, hareketleri, driplingleri de koydum. Onları da görün diye kartı detaylıca incelemek istiyorum. Evet ama uff. Ne yaptın sen baba? Ne yaptın? Gelişine sol ayak nasıl vuruyorsun oraya o topu ya? Nasıl yaptın abi bunu? İnanamıyorum ya. Ya böyle vuruş var mı arkadaşlar? Allah aşkına bak şu top şimdi inanılmaz bir açıdan gelecek. Bak. Niye vurdu abi? Bu nasıl gol oldu? İnanılmaz. Gelişine laps diye koyuyor sol ayağıyla. Saçmalık yani gerçekten. Yani 86 uzaktan şut, 80 şut gücü var ama görüyorsunuz nasıl dandum vurduğunu. Gerçekten güzel bir kart. Çok şaşırttı beni dediğim gibi. Evet defans oyuncularına zorluk çıkaran Roberto Baggio ve rakibimiz evet 2-0'da çıkıyor. Şut çekmemişti yanlış görmediysem. 45 dakika boyunca ve evet pes etti rakibimiz. Baggio'dan 2 gol geldi. Evet. Tats Pool. O da güzel. Rengarenk bir kadro. Mavi oyuncudan kurmuş kadrosunu. Bir sürü görev kartı falan var. Evet. Baggio.
Ya şu driblinge bakar mısınız? Ayrıldı ya. 3 kere falan kaptırması gerekiyor topu orada ama son ana kadar gitti. Olmadı. Bakın presi görüyorsunuz. Kante'yi de harcadı orada. 60 fiziği var ama Kante'yi rezil etti. Burada olmadı ama geri kazanıyor topu. Bakın bir daha hop deli etti. Upamecano'yu deli etti ve gol. Bakın ne kadar sert vurduğunu görüyorsunuz. Hiç 80 şut gücü gibi değil. Çünkü çok yüksek pozisyon alması ve bitirişi. Bu yüzden de gerçekten şutuna da güvenebilirsiniz. Carton diyelim. Loris üzgün. Şu topun gittiği yere baksanıza. Loris de son anda dokunmuş. Saçlar gerçekten ikonik. Nasıl yapmış böyle? Nasıl kesilebilir? Gerçekten de böyle saçı bu arada. Nasıl bir gerçekten böyle kesilebilir bir saç bilmiyorum. İnanılmaz gerçekten. Evet. Burada topu kazanıyoruz. Ben Yedder. Eusebio, Roberto Baggio. Şöyle bir durdu. Uf. Çalımı gördünüz mü ya? Dehşet işte 5 star skim umut avantajları. Öyle tık tık L1 sağ sol yapıyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde adam eksilttik ceza sahası içinde. Çok ince burada. Özette de tam gözükmüyor. Bir daha şimdi bakacağız. Gerçekten videoyu bir tık geri almanızı tavsiye ediyorum. Şu baştaki tık tık inanılmaz. Hemen yatırıyor, kaldırıyor diyelim. Savunma oyuncularına daha neler gelecek ama bu maç, of bu maç çok kötüydü ya. Bu maç gerçekten eziyet çektirdik rakibimize. Üzülüyorum onun içinde ama yapacak bir şey yok. FIFA sonuçta bu. Acımasız bir oyun. Roberto Baggio, El Tornado. El Tornado direkte kalıyor. Roberto Baggio lan. Ösebio çok iyi koşuyor. Roberto Baggio, Rainbow denedik kalecinizden bu sefer de olmuyor. Evet artık iyice işin cıvkı çıkmaya başladı. Yine Baggio. Bakın inanılmaz koşular. Çok rahat geçiyor. Kaleciyi de geçti ama son anda Doucouré. Olmadı. Baggio. Şık hareketler yine bakın. Hipnotize ediyor yine rakip oyuncuları. Bakın şimdi küçük küçük driplingine başladı yine. Çok güzel skim move'lar. Hop yine kurtardık. Bakın Kante var peşinde. Hani boş adam da yok ama inanılmaz dripling hareketleri. Harika hareketler yapıyor. Pası versem Ösebio %100 gol bu arada. Vermiyorum. Baggio ile yani ne kadar daha gidebilir mi deniyorum şu an. Ama Doucouré dur dedi. Artık yeter dedi. Bizim de bir onurumuz var dedi. Ve evet. Roberto Baggio. Burada iyi sıvrıldı. Sert vuruş. Son anda dışarıdan. Vole. Sol ayak vole olmadı. Ösebio iyi sakladı topu. Essien. Bernardo. Baggio tık tık iyi çektik. Yanlış köşeye vurdum. Uzak köşeye vursam %100 gol buradan. Doğum gününde Roberto Baggio'nun şeyini incelemem de çok güzel oldu. Sağ olsun Berkin hocam, Beko hocama da buradan selam olsun. O söyledi bana bugün doğum günü olduğunu. Roberto Reis'ine topla buluştu. Hemen bakın tek vuruşu yine uzak köşeye bitirdi. Kontrol etmenize gerek yok. Bu çok güzel. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü FIFA'da ilk vuruşlar, tek vuruşlar hiç gol olmuyor normalde. Ama Baggio hepsini atıyor. 40 metreden de atıyor. Ceza sahası içinden zayıf ayakla da atıyor. Gerçekten... Bakın yine sola yaktık. Bitirmiş hemen uzak köşeye. Muhteşem. Roberto Baggio. Gelecek videodan bahsedeyim. Yarın ödül videosu geliyor. Hem kendimin hem de arkadaşım Serdar'ın şeyini açtım. Ödüllerini. Ondan sonra da savunma ve hücum rehberleri gelecek. Şimdiki plan bu diyelim. Ekstra bir şey olmazsa. Uf, bu da üstünden geçirmeye çalıştım. Doucouré'nin ama çok uzun ayı. Bakın yani... Ya şuna abi neler yapıyorsun? Niye bunları yapıyorsun ceza sahası içinde? Gerçekten hipnotize etti ama girmedi. Evet ufak ufak videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kesinlikle tavsiye ediyorum kartı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Ah bu da olmadı ve maç bitecek şimdi. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Baggio tabii ki maçı adamı ve son olarak da iyi günler.